bekleyen kor, ateşleri göğsünde söndüren Mehmet mi o? Siperlerde bekleyen kor, ateşleri göğsünde söndüren. Polatlı'dan Haymana'ya cephe kuruldu. Çaldada, mangalda yiğitler vuruldu. Çaldada, mangalda yiğitler vuruldu. Şu dağlarda yatıyor Türk arslanları. Unutulmaz Sakarya kahramanları. Unutulmaz Sakarya kahramanları. Dağlarda yatıyor Türk arslanları. Unutulmaz Sakarya kahramanları. Unutulmaz Sakarya kahramanları. İstiklal Harbi araştırmaları çerçevesinde ben Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı mevzileri sık sık ziyaret ederim. O gün Sakarya mevzilerini ziyaret ediyordum. Karatepe'nin doruğuna çıktım. O Karatepe'ye 57. Tümen 1200 mevcuduyla hücum etmiş, 700'ü yamaçlarında şehit düşmüştü. O gün Karatepe'nin doruğuna çıktığımda savaş alanına baktım. Tepeleri izliyordum ki sanki tepelerin arasında mahyalar asılmıştı. Ya da birisi kulağıma fısıldıyordu. Birden o dizeler ortaya çıktı. Polatlı'dan Haymana'ya cephe kuruldu. Sarıçal'da, Mangal'da yiğitler vuruldu. Şu dağlarda yatıyor Türk aslanları. Unutulmaz Sakarya kahramanları. Şiir böyle ortaya çıktı. Sakarya Zaferi'nin 100. yılı için bir şeyler yapmak gerek diye uzun uzun düşündüm. O listede yer alan şeylerden bir tanesi de bir Sakarya parçasının, şarkısının ya da marşının bestelenmesiydi. Şiiri kaleme aldıktan sonra bunu en iyi kim yapar diye düşündüm. Ulaşabileceklerim arasından Sait Kutlu Bey'le temas ettim. Daha önce bu işleri yaptığını, askeri müzik uzmanı olduğunu öğrendikten sonra kendisi de yazdığım şiiri beğendi ve oturduk birkaç aydır kafa kafaya verdik, çalışıyoruz. Sonunda sıra dışı bir eser ortaya çıktı. Sakarya ruhuna, Sakarya kahramanlarına armağan olsun. Şimdi Cevdet Bey'in yazmış olduğu şiirden öte konusu çok önemli. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalizme karşı başarısının nirengi noktasıdır. Yıl önce canlarını feda eden şehitlerimiz, uzuvlarını kaybeden gazilerimiz, yaşamlarını yitirenlere ahdi vefamızı göstermenin bir yolu olarak ben de bir müzik insanı olduğum için bu sözleri melodileştirip
ölümsüzleştirmek istedik. Böyle bir eser ortaya çıktı. Mehmet mi o siperlerde bekleyen?